Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla İzmir'de gerçekleştirilen AK Parti Kongresi'ne Ege bölgesinin her tarafından insan taşındığını belirtti. Milletvekili Sertel, kongrede bulaşan virüsün tüm Ege bölgesine yayıldığını söyledi. Kongresi İzmir'de yapıldı, gerçekleştirildi. Ama gerçek olan şu ki, İzmir'e AKP koronavirüsü bir kez daha yaygın hale getirmek için her türlü rezaleti gerçekleştirdi. Birincisi şu, Halkapınar'daki spor salonuna gazeteciler, basın mensupları alınırken HES kodu soranlar, vatandaş girişinde bırakın HES kodunu, maske kontrolü dahi yapmadılar. Ve hınca hınç bir kalabalık oluştu. Türkiye'nin her yerinden diyeceğim ama daha çok Ege bölgesinden, İzmir'in köylerinden yüzlerce otobüs, yüzlerce minibüs, binlerce insanı taşıdı. Ve gerçek olan şu ki oradaki bulaşan virüs bütün Ege bölgesine ne yazık ki yayıldı. Sertel, tek adam yönetiminin Türkiye'yi ne hale getirdiğinin toplumun bütün kesimleri tarafından sorgulanması gerektiğini ifade etti. Bir yandan esnafa her türlü zulmü yapacaksınız. Lokantaları, kahvehaneleri, bütün işletmeleri kapatacaksınız. Öte yandan binlerce insanı bir araya toplayıp bir gösteriş, bir büyük bir miting yaptım edasıyla, büyük bir hava yaratma edasıyla İzmir'i ve Ege bölgesini koronavirüs tehditinin altına bir kez daha atacaksınız. Sağlık Bakanı'na sesleniyorum. Ciddi olun. Aldığınız tedbirler tedbir değil. Yaptığınız iş iş değil. Neyse ki kongreleriniz bitiyor. Bundan sonraki süreçte bakalım hangi mitinglerle, hangi toplantılarla virüsün yayılmasını sağlayacaksınız. AKP'yi kınıyorum. Orada binlerce insanı bir araya getiren tek adam yönetiminin Türkiye'yi ne hale getirdiğini vatandaşın düşünmesini istiyorum. Esnafa yaptığınız zulmün hesabını bir gün elbette bu esnaf sizden soracaktır. İlk seçimde sandıkta esnafın oylarıyla yok olup gideceksiniz. Köylünün oylarıyla, emeklinin oylarıyla, işçinin oylarıyla, 65 yaş üstü zulüm yaptığınız ve evlerde aylarca hapsettiğiniz insanların oylarıyla iktidardan gideceksiniz. Türkiye işte o zaman kurtulacak.